amallar hakkında gapirar ekanmiz, o'sha amalimizni qabul bo'lishligi, umuman iymonimizni o'rtaga qo'yib gapirayotgan bo'lsak, Alloh taolo bizni iymonga chaqiradi, solih amallarga chaqiradi. Ammo Hanafi mazhabimiz, Maturidi e'tiqodimizda azizlar, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo yetkizgan barcha xabarlariga iqror va iymon keltirgan odam mu'min musulmon hisoblanadi. Ya'ni amal o'zi asli iymonning shartiga kirmaydi bizning mazhabimizda. İmanın şartıya girmeyedir. Çünkü mezhabimiz asasçısı İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi Fıkh-ı Akbar kitaplarında bayan kıladılar ki iman bu ikrar ve tasdikten ibarettir. Osmanlar ve yer ahlinin imanları iman keltiruvchi narsalar cihatiden köpeymeydi ham kemeymeydi ham. Ama işanç ve tasdik cihatiden azayıp köpeyip duradı. Mu'minler imanda tevhidde özara tengdirler. Ama amalda birbirlerden artık kemdirler dedi. Demek için bu gapni aytyapmiz. Bu gapni muhimligi azizler hazırki kunda imanda şartıda o şey ikrar ve tasdikten taşkarı amal ham boluş gereği deyip davalar çıkıyordu internette, başka joyda. Bir korsengiz yaşayalık, yamancıya çakırma yaptı, amalga çakır yaptı. Amal kılış gerek, Müslüman adam albatta amalda boluş gerek. Lekin bunu imanda şartıya koyuşluğu amal kımagen adamda kafir deyişliği bu kaladı. Düşünüyorsunuz mu? Kafir deyip koyuşluğu. Bu yaman narsa. Çünkü biz ahli kıblani hiç kimini kafir demeyimiz. Bizim mezhabimizde yok hiç kimde. İman keltirip durgen, Allah'ta bar bir deyip durgen adamda kan ne kılıp kafir deyip. Biz de aytemiz ki yok amal bu Allah'ta narsa. Bunda hüccet Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala iman keltirgen bilen salih amelini Allah'a da keltirad. İllellezine amenu ve amelü salihat imen ayette keled. Yani iman keltirgenler ve salih amel kılgenler deyip ketyap. Uzbek tili gramatikasiga asasen araya virgul koyyaptı. Şuntur algen bulsam. Allah Ta'ala ayet yaptı. İman keltirgenler virgül ve salih amel kılgenler. Demek bu ikilisi Allah'a da degen manada. Eğer amel imandı içi de buluş kiri bugün de onu Allah'a da acıratıp Allah Kur'an'da vermezsin. O şey iman keltirgen degen de içi de kitarı. Lekin amel kılma degen gap yok bu yerde azizler. İman bu Allah'a da bitti mukarrar narsa. Lekin salih amel kılışlıgımız, amelligimiz eğer ki kim onu tarih kıladigen bulsa o albatta günahkar bo'ladi, ammo iymondan chiqmaydi. Buni bilishimiz kerak. Bir yoshgina yigit mana oldimga kirib, mana shu xususida o'zini fikrlarini aytib, bir oz xafa bo'lgan bo'ldi. Tushunmagan ekan mana jamoatda tushunmagan bo'lib qolmasin deb men ta'kidlayapman. Mana oldimga kirib aytibdiki, domla sizlar aytayapsizlarki, iymonni shartida amal yo'q. Sizlarda shu gapinglar bilan endi odamlar namoz o'qimasa bo'lavar ekan degan tushuncha chiqyapti. Men aytdim ki yok, asla bunda yok. Namaz bu Allah'da bir mesele. Müslüman gibi yürülgen farz. Biz o şey beşte farzını içi de hamasını eğitip bari yapmış. Lekin siz eğitiyatken narsa bu iman hakkı da keti yaptı. İmandı içige amaldı koşup koysa amal kımagen adam kafir bu kaladı yaptı diye yap. Şunu şunu yapsız mı desem ha şunu diye buladı da diye yaptı. Demek ki amal kımagen adam kafir buladı. Şunu değil mi? Ha şunu değil. Demek namaz okumagen adam bu kafir bo'lib qoladi, shundaymi? Ha, shunday. Otam yaqinda boshladi, avval o'qimagan dedi u yigit. Men so'rayapman, bolam. Agar otangiz avval namoz o'qimadi deb yurgan bo'lsa, Alloh endi ularga hidoyat boshlab qopti. Siz dunyoga kelgan mahalingizda otangiz namoz o'qirmidi? Yo'q, o'qimas edi. Demak, o'qimas edi. Sizni e'tiqodingiz bo'yicha, sizni aqidangiz bo'yicha o'sha mahalda otangiz kofirmidi? Unda kofir bilan musulmon orasidagi nikoh masalasi nima bo'ladi? Unda sizni masalangiz nima bo'ladi dunyoga kelishingiz? Men shu savolni berdim. U yigit o'ylanib qoldi-da, domla uyog'iga meni aqlim yetmaydi. Sizni emas, boshqani ham aqli yetmaydigan narsalarga o'shunchun aralashmasdan mazhab ko'rsatmasini qiling. Masala bu yerda yotibdi. Agar ki
Kim amal kılmagan bo'lsa kufrga chiqarilaveradigan bo'lsa bu narsa shu bilan bo'ladi. Nima uchun hozir yoshlarimiz aytaylik o'sha qo'liga qurol olib musulmonga qarshi otishlikka chiqib ketib qolish mumkin bo'lyapti dunyoda. Nimaga? Oson emas la ilaha illalloh deb turgan odamga dushman bo'lib olish. Aytayaptiki bular amal qilmasa demak bular kofir. Dinimizda bunaqa narsa yo'q azizlar. Bu gapni men gapirayotganim yo'qda buni necha asrdan beri kelinayotgan ulamolarimiz gap. Shuning uchun aytiladi. İmanımızda, bizim imanın şartlarında ikrar ve tasdik var. Ama amel bu ondan taşkarı. Lekin Müslüman adam, hazır ben ayıp öttüm başta bir karga, avvalgi hadisini keltirmedim. Salih ameller bilen cennetki kirvalişlikke bölgen imkaniyatını koldan vermeslik gerek. Namazımızı okuyumuz, ibadetimizi kılamız, hamasını kılamız. Ama mumun Müslüman adamdı, başka adamlardı, o şey amelige karaptırıp sen kafir, sen bunda deyişke hakkımız yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip durgen adam dili bilen aytıp, dili bilen tasdiklep durupti. Peygamberimiz aleyhisselamın peygamberliğini tan alıp durupti. Kıblemizin kıble deyipti. Allah'ın Allah'ımızın ekelliğini, Rabb'in ekelliğini iman keltirip durgen adamdı. Kafirge hüküm kılıp bulmaydı. Günahkar bulsa asidir. Günahkardır. Lekin kufurge hüküm kılıp bulmaydı. Mana bu narsa bugün biz nima uchun iymon haqida, nima uchun amal haqida gapiryapmizki, yoshlarimiz bu narsani o'zlari bilib olsinlar. Albatta, alhamdulillah, hozir juda ko'pchilik o'qib mana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini, aqida kitoblarini o'qib, sekin-sekin o'zlashtirib borilyapti. Ko'proq mana shunaqa kitob o'qish kerak. Aslida o'qishlikdan, o'qimaslikdan bo'ladi bu narsa. Tortishib yuraversak yuraveramiz, lekin o'qish kerak azizlar. Mana kitoblar chiqdi, aqida kitoblari chiqdi. Ahli sunnani aqidalarini alohida berdi. Hazrat kitoblarda va diniy idorada boshqa yana aqidaga oid kitoblar chiqyapti. Inshaalloh mana shularni hammasini o'qib borsak yaxshi bo'ladi. Alloh taolo hammamizni tinchlikda, ofiyatda bardavom aylagan bo'lsin.